Şimdi son yine 3 gündür İzmir'deki yangınlar konuşuluyor. Karabağlar ilçesinde başladı. Seferihisar'la Menderes ilçelerine kadar da yayıldı bu yangın. Hatta dün Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bir açıklaması vardı. Çok tepki çekti buradaki uçakların kullanılması ile ilgili. Emniyetli bulan varsa gelsin kullansın dedi. Şimdi o bölgeye yani yangınların olduğu bölgeye çok yakında oturan bir isimle Cemal Kaya'yla neler yaşadığını konuşacağız. Cemal Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba efendim, iyi akşamlar. Şimdi ilk olarak bir şunu soralım. Siz yakın bölgede, orada oturuyorsunuz, orman yangınlarının olduğu bölgede. Bu yangınlar örneğin nasıl başlıyor gibi bir soru işareti de var aslında gündeme gelen. İlk olarak örneğin sizin bu konuyla ilgili bilginiz var mı? Ya da nasıl başladığı ile ilgili, nasıl yayıldığı ile ilgili gözlemleriniz neler? Onları aktarabilir misiniz? Tabii ki efendim, şöyle başlayabilirim. Yani sizin de baştan itibaren belirttiğiniz gibi Karabağlar yöresinde bu yangın öncelikle başladı. Burada başlamasıyla bize tabii ki uzaktı. Çok uzak olduğundan dolayı biz pek fazla hani etkilenmedik desek daha doğru olur diye Siz düşünüyorum. neredeydiniz bu arada yer Evet, olarak? ben Karabağların tam arkasında, yani Seferihisar yöresindeydik biz. Teos, Sığacık bölgesinde kalıyoruz daha doğrusu. Ve öyle bir tuhaf konum haline dönüşmeye başladı ki yangınlar birdenbire Menderes yöresine taşmaya başladı. Orhanlı köyleri var oralarda. Oraya taşmaya başladı. Birdenbire Urla'ya, aradaki mesafeye baktığımız zaman 20-25, 5 kilometre, 10 kilometre böyle tuhaf tuhaf yangın bölgeleri oluşmaya başladı. Ve biz de en sonunda 2 gün öncesini yaşamış olduğumuz yangın bu sefer bizim kapımızın önüne de gelmeye başladı. Böyle çok yakından izlediğimiz ve korku dolu anlar yaşadık. 2 gün önce yapılan bir yoğun bir müdahale sonucunda yangınlar kontrol altına alındı. Şu anda ise son aldığımız bilgiye göre yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Orhanlı yöresindeydi son Seferihisar bölgesinin arka tarafında. Şu anda soğutmalar halen de devam ediyor efendim. Peki şimdi bu örneğin yangınların nasıl yayıldığı ile ilgili herhangi bir öngörünüz var mı ya da nasıl yayıldı? Siz nasıl gördünüz? Orada çevrede nasıl Efendim konuşuluyor? şöyle bir şey, yani dediğimiz gibi Karabağlar yöresindeki yangından sonra bunun birdenbire Menderes yöresine fırlaması, Menderes yöresinden Gödence köyü taraflarına gitmesi, oradan Gölcük bölgesine gitmesi, hiç alakası olmayan, hiç birbiriyle bağlantısı olmayan birdenbire Urla bölgesine yangının taşması. Bizim evimiz Urla'ya hemen hemen 9 kilometre uzaklıkta oturuyoruz. Hemen hemen 2-3 gün sonra da bizim kapının önüne yangının gelmesi artık burada bazı şüpheleri uyandırdı diye düşünüyorum. Yani Ne bunun gibi zaten şüpheler örneğin? efendim, yani bunun kasti olarak da konulduğuna inanmaya başladık. Yani bunun bu kadar tesadüf olabileceğini, bu kadar iyimser olmak, ne bileyim ki, yani benim mantığıma uymadı desem yalan olmaz diye düşünüyorum. Yok, kasti olarak yani hani ne olabilir özellikle orada Efendim, yani aslında mevzu? şimdi kasti meselesini biraz daha şöyle baktığımız zaman İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı 2-3 gün önceki bir açıklama var, biliyorsunuz. Siz de duymuşsunuzdur bunu. Hiçbir önümüzdeki konut meselesine meyil vermeyeceğiz, teslim olmayacağız diye bir açıklaması vardı. Yani ben dedim ki ya burada gerçekten bir kasıtlı bir yangın meselesi var diye düşünmeye başladık. Yani buradaki yaşayan insanlar olaraktan. Buraya dayanaraktan biz bu meseleyi söylemeye çalışıyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz efendim? Yani bir Urla'yla bir Karabağlar arası neredeyse 35 kilometre. Yani bir Nasıl oluyor da oradan Karabağlarla, oraya eğiliyor? tabii Büyüksel yani işaret. bir Karabağlarla Menderes'in arası 15 kilometre. Bir Menderes'te bizim aramız dağ üstünden hesapladığımız zaman 37 kilometre. Bunun üzerinde işte Efem Çukuru diye bir tepe vardı. Çok güzel tabiatı olan ve buralar 500 hektarlık bir alan cayır cayır yandı. Yani tarif edilmesi çok zor. Hangi sinirin hangi bir gerekçeliğiyle yakılırsa yakılsın, yani böyle bir yangın felaketi ilk sefer
kendim de birebir yaşadığından dolayı çok etkilendik ve çok da üzüldüğümüzü size dile getirebilirim. Yani. Evet. Peki şimdi söndürme çalışmalarına hiç şahit oldunuz mu? İlk olarak onu bir soralım. Çünkü Bakan Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları da çok tartışma evet, yaratmıştı. Efendim. Hatta bir tartışmalı bir konu. Söndürmenin Evet, çok yöntemiyle tartışmalı ilgili. Bir konu efendim. Yani kafamızın önündeki, yani yanı başımızda Tokatlılar sitesi dediğimiz bizim evle aramız 270 metre olan Tokatlar sitesinin yanı başındaki alevlerden sonra bir şey dikkatimi çekti. Sol tarafımızda Bademler Köyü tarafında da bir uçak helikopter pistimiz var. Her an herhangi bir yerdeki yangına müdahale eden bir pist burası. Ve burada da her gün hazırda bulunan Rus uçakları var. Ama hiçbiri o akşam çalışmadı. Dedi ki ya ne oldu, niye çalışmıyor? Bunlar uçaklar niye kalkmıyor? Dediğimizde uçakların geceliğin kalkışına müsaade edilmiyor. Yani teknik olaraktan böyle bir donanımları yok diye böyle saçma sapan bilgiler aldık ve burada hani ne diyeceğimizi biz de bilemedik en sonunda. Evet, buralar açık kalan konular diyorsunuz. Peki. Evet efendim, yani şimdi nasıl oluyor da bugünkü işte sizin biraz önce sorduğunuz ben de meseleye biraz vakıf oldum ve baktım 5 uçağımızın işte yağının olmadığı, tuzunun olmadığı, evet, işte benzinin olmadığı böyle saçma sapan, hiç böyle yani akla fikre benim mantığıma uymadı. Yani ben biraz yurt dışında yaşayan bir insan olarak da yani çok yani ne konuşuyor bu insanlar diye kendi kendime düşündüm. Evet, öyle. Yani, öyle açıklar var. O zaten evet. Çok tepki de toplamıştı Bekir Pakdemirli'nin yaptığı açıklamalar. Evet. Son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı gördüklerinizle efendim, ilgili? Son olarak ekleyeceğim bir şey şu oldu. Tabii ki biz ilk olaraktan yol teliyle hemen ilişkiye geçtik. Buradaki olayları bildirmeye çalıştık ve sizin duyarınızdan dolayı size burada ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür yani, ederiz. Sağ olun. Ben bunu da en sonunda son söz olarak da bunu eklemek istiyorum size. Peki, çok sağ olun. Çok çok geçmiş olsun orada yaşananlarla. Çok teşekkür ediyorum Cemal Kaya. Çok sağ olun. Çok İyi sağ akşamlar olun. Efendim. Bilgileri paylaştınız şimdi sizlerle birlikte. Evet, İzmir'deki yangın gündeminde bu şekilde ele aldık. Şimdi sadece kayyuma tepki Türkiye'de değil Avrupa'da da devam ediyor. Bu cuma günü bir miting gerçekleştirecek, bir protesto gerçekleştirecek siyah çelenklerle 23 Ağustos cuma günü saat 11'de. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu gerçekleştiriyor. Birazdan Konfederasyonun Genel Başkanı Hüseyin Mat'la bu yapacakları protesto eylemini konuşacağız. Kırmardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları bugün görevlerinden alındı. Gördünüz mü o haberi? Evet gördük, nalet diyoruz. O halk onları seçmişse, oraya getirmişse onlar görevin başında ayrılmamalı lazım. Madem terörüse alıp cezaevine atsınlar. Madem terörüse niye mecliste yanında oturuyorlar? Aynı kürsüde oturuyorlar, aynı sandalyeyi paylaşıyorlar. Selahattin Demirtaş'ı ne diye cezaevine atıyorlar? Bence çok yanlış. Siz bir şey demek ister misiniz? Sizin de doğru mu sizce? Doğru değil, tabii ki çok yanlış. Yani seçme hakkı veriyorlar, seçiyoruz ama ondan sonra alıyorlar. Tabii ki çok yanlış. Halk iradesi demesinler. Hem halk iradesi diyorsun, hem halkın seçtiğine saygı duyuyorsunuz. Ertesi gün sabah kalkıyorsunuz, bir yasa çıkarıyorsunuz. Diyorsunuz ki hayır, bunlar görevden alınsın. Çok yanlış. Ben kendim de Muşluyum, eşim de Mardinli. Çok da kınıyoruz. Doğru değil. Çünkü halkın iradesine karşı çıktığı için doğru göremiyorum. Bir hatası varsa alınmıştır, ona bir şey diyemeyiz. Bilmiyoruz ki şimdi nasıl alındı, ne alındı, niye alındı. Görmedik, duymadık. Ne diyorsunuz, doğru oldu mu bu sizce? Nereden doğru? Neresi doğru? Halkın iradesiyle gelmiş bir kayyumla atılıyor. Doğru mu bu? İçişleri Bakanı kendi hesabına geliyor. İki defa Büyükşehir Belediye Başkanı kazandı ve vermek istemiyor. Aynen konu devam ediyor. Yarın CHP'ye de geliyor. Bence yanlış bir şey yani. Yani bugün seçilmişler, atanmışlar, alması doğru bir şey değil bence. Yanlış bir şey. Ben katılmıyorum, tabii tasvir etmiyorum. Hükümetin bu tür şeylerden, tavırlardan vazgeçmesi gerekiyor. Yani insanları asimile etmeye yönelik bu tür uygulamalardan vazgeçsin. Orası bakın, burası bir kamu kuruluşu değil. Kamu kuruluşu olsa belki bir nebze çok da büyük bir kuruluş olması gerekiyor. Yani burası seçim, yani yerel yönetim, ya duysan yerel yönetim. Yani buraya kayyum atmak ne demek? Bu vahim bir şey aslında yani. Olmaması gereken bir şey. Bu adam seçilmiş, kriterleri de uygun. Yani Bayrıyla Başkan Hoca'na yönelik herhangi bir sakıncası yok, vermiş. Şimdi seçim yapıldı. Niye kısa bir zaman içerisinde tekrar kayyum atıyorsun ki? Ne gerekçen olabilir ki yani? Güneydoğu'da insanları asimile etmek, yıldırmak. Tamam mı? Olay bu yani. Orada yaşatmak. Başka bir şey değil, haksızlık. Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması sizce doğru olmuş mu abla?
Doğru değil. Bir kere karar verilmiş, seçilmişse biz de doğru buluyoruz yani. Ama alınması doğru değil. Ya tek diyeceğim şey kayyum darbedir ya. Hani bu yapılan zaten hani bu ülkede HDP, CHP zihniyetine karşı bir kitle var. Ha, onların ekmeğine yağ sürdüler sadece. Ben kendim CHP'li bir insanım. Hani bunu da saklayacak değilim. Ha, HDP'yi de destekleyen bir insanım. Geçen seçimlerde sırf hani CHP'nin yanısına HDP'ye de oy verdim. Ha, bu yapılan yanlış. Niye yanlış? Bu ülkede Kürtlere hiçbir